Finans Sokağı'ndan merhaba. GGTV'desiniz. Her zaman olduğu gibi hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Yayınlarımız bir yatırım danışmanlığı şeklinde değildir. Tasarruflarınız için mutlaka SPK, BDDK onaylı kuruluşlardan, şirketlerden hizmet almanız gerekmektedir. Ama siz bize bir güzellik yapmak isterseniz abone olun, yayınlarımızı takip edin ve beğeni tuşuna basın ya da varsa eleştirilerinizi, önerilerinizi bize iletin lütfen. Altının önemiyle başlamak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri verilerinin enflasyonda yavaşlamaya işaret etmesinin ardından yatırımcıların Fed'in faizlerin tepe noktasına dair fiyatlamaları güçlendirmesiyle Nisan ayı sonundan itibaren en iyi haftalık kapanışını yaptı. Spot altın ons başına 1960 dolardan işlem görürken ons altın ve bankalar arası dolar TL kuru üzerinden hesaplanan gram altında 1643 Türk lirası seviyelerini gördü. Seyfi malum ülkemiz bir düğün cenneti. Evlilik, sünnet derken yaz ayları epey yoğun geçiyor ve bu dönemde düğün yapana şaşkınlıkla bakabildiğimiz gibi düğüne gelenleri de anlamakta güçlük çekiyorum. Hani bizim adetlerimizde düğüne giden mutlaka altın takar, götürür. Mutlaka çeyrek altın olur muhtemelen de bu en dipte diyelim. Peki çeyrek altının 2700 Türk lirası civarında olması halinde biz bu kadar ekonomide sıkıntıları anlatırken ya hani bizim bilmediğimiz bir zenginlik mi var acaba Türkiye'de diye ya bu yastık altı çok mu zengin acaba diye de insan merak ediyor. Neyse işin şakası bir tarafa altına gerek ons bazında gerek gram altın bazında değerlendirmek gerekirse dünü bugünü ve yarını açısından neler söylemek istersin? Valla o sizin dediğiniz şeyi ben de çok merak ediyorum. Yani o nasıl bir yastıkmış ki mübarek Mariana çukuru gibi bir türlü dibi gözükmüyor. Habire yastık altı, yastık altı diyorlar ama ben hala onu anlamış değilim. Yani nasıl bir yastık, nasıl bir o alt bilmiyorum. Bizim yastık niye bu kadar dibi hemen çabuk görünüyor onu ben bilmiyorum. Demek ki bu başka tür bir fabrikada üretiliyor. Ben talep ederim bize getirsinler. Şimdi hem emtia piyasalarındaki özellikle altın piyasalarına baktığımızda son dönemde yukarı yönlü bir ivme söz konusu. Bunu tabii hem iç piyasada değerlendirmek gerektiği kanaatimi ama özellikle de küresel piyasalara ABD ekonomisindeki gelişmelere bakmak gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz onsun fiyatlanması dolar cinsinden gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla ABD ekonomisinde yaşanan olumlu ya da olumsuz herhangi bir gelişme buradaki değerlemeleri de ister istemez etkileyecek. Son dönemde her ne kadar ABD ekonomisinde enflasyon düşüşe geçmiş olsa da hala tam olarak sorunlarını çözebilmiş değil. İşte mesela bir bankacılık krizi yaşandı. Hemen arkasından borçlanma limitleriyle ilgili tartışmalar çıktı ki yenisinin çıkması bekleniyor. Tarım dışı istihdam verilerinden tutun da Fed'in uygulayacağı faiz politikalara kadar ortaya çıkan her türlü belirsizlik, her türlü olumsuz koşullar ve şartlar ister istemez yatırımcıyı dolar dışında farklı bir yatırım araçlarına yönlendiriyor. Bu da tabii ki de her zaman olduğu gibi bizim o sığınılacak en güvenilir liman olarak nitelendirdiğimiz hem mal para hem de itibari para olarak kullandığımız altına talebin de fazlalaşmasına neden oluyor. Şimdi buradaki değişmeler özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine veya emtia piyasalarına altına tabii ki de bir fark yaratıyor. Ama sadece ABD'de işte enflasyon bu kadar oldu, petrol kuyusu bu ay çok az açıldı diyerek bunu anlatmak galiba biraz sığ kalacak. Önemli bir araçtır. Evet bunun kesinlikle üzerinde durulması gerekiyor. Ama biraz da kendi ekonominiz içerisindeki yaşanan ortama da bakmak lazım. Yatırımcının durumuna bakmak lazım. İşte varlıkların getiri eğrilerini daha önceden de konuşmuştuk sanırım bununla ilgili. Bunlara bakmak lazım. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ve makroekonomik dengelerin bu kadar bozulduğu bir ortamda cebinizdeki paranızın alım gücünün her geçen gün biraz daha eridiği bir dönemde tabii yatırımcı da kendini güvence altına almak isteyecek. Dolayısıyla böyle bir ortamda en güvendiği ya da çok az değer kaybına uğrayabileceğini düşündüğü yatırım aracı olan altına yönelecek. Yani değilse işin çakası bir taraf ama hani düğün sezonu açıldı o yüzden altın yükseldi diye sadece bu işin şakası kalsın. Şimdi piyasada bu. Peki devlet açısından altın rezervleri nasıl ortaya çıkıyor? Biraz galiba onu da konuşmak lazım. Çünkü bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her ne kadar
bankaların bankası diye tabir etsek de devletin bankacılık işlemlerini yapan, döviz rezervini tutan bir kurum olarak nitelendirsek de başka bir görevi de ülkenin altın rezervlerini tutmakla yükümlü. Dolayısıyla burada iki tane temel husus karşımıza çıkıyor. Bir ara konuşmuştuk, hatırlar bizi takip edenler. Özellikle Türkiye'nin altın ithalatının ciddi anlamda yukarı yönlü hareket ettiğini konuştuk. Burada iki temel sorun var. Bir, neden ithal ettiği noktasında kanaat, yani bu benim tabii şahsi düşüncem. Bunlardan bir tanesi iç piyasadaki bozuklukların oluşabilecek herhangi bir riske karşı altını yedeklemesi. Bu birinci ihtimal olabilir. İkincisi ise belki bu biraz daha yüksek bir oran. Özellikle dış ticaretini gerçekleştirirken ki Türkiye'nin en büyük dış ticaretine açık vermeye neden olan unsurlardan bir tanesi de enerji giderleri. Dolayısıyla bazı ülkelere uygulanan dolar ambargosundan dolayı siz burada doları kullanamıyorsunuz. Yasak. Adam diyor ki benim paramla alışveriş yapamazsın diyor. Git başka bir şey bul. Ne buluyorsan. Çakıl taşı mı satarsın yoksa deniz kabuğu mu satarsın, ona beni ilgilendirmiyor. Rusya diyorsun Hal böyle. Yani işte hani üstü kapalı söyleyeyim dedim ama çok belli oldu yani. Hiç de sır saklayamıyorum bu anlamda. Onu da hemen söyleyeyim. Tabii buna alternatif olarak da başka bir meta kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Bu da altın oluyor büyük bir oranla. Bu kadar çok fazla talebi olan ürünün de ister istemez fiyatları yukarı yönlü gelişiyor, bu değil mi? aynı zamanda Yükseliyor. cari açık tarafında da olumsuz etki yapıyor, değil mi? Tabii, yani altın hariç dış ticaret şeylerine baktığımızda zaten bunu çok daha net Evet. rakamlarla Altın konuşuyoruz. Daha çok ağırlığı belli oluyor orada. tabii, ya altının nereye kullandığını herhalde devlet gidip de düğünde altın çaldı takmıyordur diye tahmin ediyorum geline damada. Ya böyle bir düğün dernek görmedim ben yani. Şimdi hal böyle olunca tabii dış ticarette de altın çok önemli bir değişim aracı olarak kullanılıyor. Bu kadar çok fazla talebin olduğu bir metaya bir de üretimi kıtsa, sınırlıysa ki anlattık zaten biraz önce nelerden dolayı fiyatların değişebileceğini ABD ekonomisi özelinde. Dolayısıyla bunun da fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Bunun üzerine bir de ekonominizdeki bozuklukları eklediğimizde işte tam ballı, börekli, çörekli bir ortam olmuş oluyor. Demek ki ilk önce siz belirsizliklerinizi ortadan kaldıracaksınız. Bu bir. İkincisi, benim de hep savunduğum şu, izninizle yeri gelmişken onu da ifade edeyim. Türkiye'nin çok acil bir şekilde kambiyo rejimini gözden geçirmesi gerektiği kanaatindeyim. Bir. İki, Türkiye'nin dış ticaret politikalarını masanın önüne oturup ya ben ne yapıyorum kardeşim gel şunu bir daha konuşalım demesi gerektiği kanaatindeyim. Yoksa bu kadar çok fazla ithalat, ki ithalatın içerisindeki enerji payı öyle hiç de küçümsenecek bir rakam değil. Hani böyle azımsanacak bir rakam değil. Dolayısıyla bu iki temel değişkenlikler konusunda bir oluşan belirsizliği ortadan kaldırabilirsek ekonomi politikası yapma anlamında uzun vadede belki bunların hiçbirini konuşmuyor olabiliriz. Ben senden bir şey rica edeceğim Seyfi. Bir sonraki Buyurun. programı hazırlayabilirsen rakamlarla birlikte biz hangi dönemlerde, yani hangi enflasyon dönemlerinde mesela altın ithalatı yaptık? Hangi cari açık dönemlerinde altın ithalatı yaptık? Bu ithalatı hangi ülkelerden yaptık? Sonra da hangi ülkelere dış ticaret açığı verdik? Böyle birbirleriyle ilişkilendirerek bir rakamsal data hazırlayabilirsen ya da gönderirsen bana, ben Tabii. de hazırlarım. Yo, yaparım Biraz ya. Ya Türkiye'nin altın ithalatı ve altın ihracatı ile ilgili grafikler de konuşuruz. Bunun içine tamam. Çok, enflasyonu da çok serpiştiririz. sevinirim. Evet. Cari açığı da atarız arasına. Biraz daha bu finansal okuryazarlıkta hani altın tabii herkesin merak ettiği, yatırım yaptığı bir yatırım aracı. Bu yüzden biraz daha orada altının devletler tarafındaki ve tabii ki özellikle de Türkiye tarafındaki ilgisinin neyden kaynaklandığını da daha net anlatmış oluruz. Peki çok teşekkürler. Hemen Borsa İstanbul'a geçmek istiyorum. Malum Borsa İstanbul füze hızında yükselmeye devam ediyor. 6.437 ile kapandı Cuma günü. Ama borsa ile ilgili bunu anlatırken bir de önemli bir başka güven duyulacak bir unsuru da paylaşmak istiyorum. Malum Türkiye'nin ölçeklenmiş mobilite şirketi diye adlandırılıyor. MRT koduyla hisseleri Martı'nın New York borsasında hafta içerisinde dalgalandırdığı Türk bayrağını
New York Borsası ayrıca kuruluşundan 4 yıl sonra hisseleri işlem gören Türkiye'nin en genç teknoloji girişimi olarak tarihe geçen Martı onuruna bir dizi kutlama etkinliği de yaptı. Aynı zamanda yatırımcıların katılımıyla bir davet de verildi. Bu tabii gurur tablosu. Umarım birçok Türkiye'nin şirketleri, özellikle üretim şirketleri ya da teknoloji şirketlerinin dünyanın büyük borsalarında bayrağımızı dalgalandırması, işlem görmesi tabii gurur hadisesi. Türk borsalarından yönelim istersen. Borsa İstanbul ne durumda? Bu yükselişin ardında neler var sence? Ya burada da çok enteresan bir şey var. Hani enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, yatırımcıların kısa vadede girip çıktığı, hemen alayım kazanayım dediği bir yerde, yani bu kadar yükselişin arkasına yatan gerçek neden ne? Bence bunun araştırılması lazım. İşte para ve banka istatistikleri yayınlanıyor her Perşembe. Mesela önümüzdeki hafta burada, geçen haftaki, yani bizim konuştuğumuz haftayı kapsayan dönemde borsada ne kadarlık bir yatırım aracı alınmış, satılmış, yabancılar ne kadarlık bir şey almış, varlık kalmış. Bunları inceleyerek başlarız. Daha en azından elimizde daha somut veriler olur. Ama bir önceki hafta için baktığımızda genelde kamudan ziyade, yani devlet tahvili veya hazine bonosundan ziyade, bu yatırımcıların şirket iç borçlanma senetlerine daha fazla yöneldiğini görüyoruz. İşte muhtelif dönemlerde mesela bankacılık endeksi lider olarak borsanın yükselişine öncülük etmiş. İşte dönem içerisinde bazı, sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi, teknoloji şirketleri biraz daha ön plana çıkmış. Ama dediğim gibi, yani bu kadar belirsizliğin olduğu bir yerde 6400-6500 puanı bulması, acaba ekonomide her şey düzeldi sorusunun cevabı olabilir mi? Çünkü biliyorsunuz ki hep bunu söylüyorum, ben tekrar söyleyeyim. Türkiye borsaları diğer dünyadaki gelişmiş ülke borsalarıyla kıyasladığımızda biraz daha sığ bir piyasa. Zaten borsanın altyapısındaki böyle arka çerçevesindeki mantığı da şöyle anlatayım. Firmaların elinden geldiği sürece bankalardan daha az borçlanıp borçlanma gereksinimi halktan yapması ve dolayısıyla bu şekilde bir gelir dağılımını eşit bir şekilde dağıtmaya amaçlıyor diyebiliriz. Çok basit mantıklı, ama Türkiye'deki borsalarda maalesef tam olarak gelişmemiş olmasından dolayı ya da işlem hacminin çok dar olmasından dolayı, mesela bir CNP'ne, bir Nasdaq'la veya diğer Çin ANAK arasındaki diğer borsalarla kıyasladığımızda biraz daha işlem hacmi dar. Dolayısıyla bu yükselişin ben uzun vadede sermaye lehine değil, kısa vadede kazançlar sağlamak için gelip gidenlerin oluşturduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde de özellikle şirketlerin kar payı dağıtımı vardı. Onun dışında halka açılan şirketler vardı, borsaya yeni yeni giren. Tabii bu şirketlerin de borsaya açılmasıyla beraber biraz daha orada hareketlenme yönünü gördük. Biraz daha yukarı yönlü çıktı, ama günün sonunda baktık ki dağıttığı kar payları maalesef, bir ortalama olarak söyleyeyim, tabii belki her şirket için geçerli olmayabilir, ama enflasyonun da altında bir kar payı dağıttığını, hatta tavan fiyatlarının bile uzun süre koruyamadıklarına da şahit olduk. Dolayısıyla buradaki borsadaki gelişmelerin ben uzun vadeli bir getiri eğrisinden ziyade biraz daha böyle kısa vadeli alayım da gideyim hemen tarzı yatırımcıların yoğunlukta olduğu ve bundan dolayı da yukarı yönlü hareket ettiğini düşünenlerdenim. Ama dediğim gibi net bilgi önümüzdeki hafta Perşembe günü açıklanacak. Biz de yayınımızda bu verileri kullanarak değerlendirmek daha isabetli olur diye düşünüyorum. Peki, teşekkürler. Hemen az önce Ekonomi Caddesi programında okumuştum. TCMB'nin anketinde yıl sonu dolar kuru ve bir yıl sonraki dolar kuruna ait beklentiyi anket sonucunda cari yıl sonunda 28,46, bir yıl sonra 31,42 olarak anketin sonuçlandığını söylemiştim. Hatırlatmış olayım bunu. Senden de doların yönü, dolar TL'nin yönü hakkında nasıl bir yorum alabilirim? Önümüzde bir seçim var Gülay Hanım, malum 2024 yılında bir yerel seçim var. Dolayısıyla bu makroekonomik dengelerin, özellikle faiz, enflasyon ve kur arasındaki bu üçlemde çok fazla yukarı yönü hareket edilmemesi isteniyor mevcut kamu otoritesi tarafından. Dolayısıyla gidebildiği yere kadar yine baskılanan bir kuru görebiliriz. Yani 26-28 bandında gezip dolaşan bir kuru görebiliriz. Çok çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece, ki bu dönem içerisinde
O 18-19'dan bir anda 24-25'e doğru yükseldiğinde özellikle sanayi tarafı, özellikle imalat tarafında dinlendirilen beklenti kuru 30 seviyelerindeydi. 30 TL seviyelerindeydi. Bu da bir Türkiye için yıkım olur. Belki bunu da ayrı bir programda değerlendirmek gerekir. Bu da daha çok fakirleşeceğimiz, daha çok cari açık vereceğimiz, daha çok cebimizdeki paranın alım gücünün eridiği ama her şeyden önemlisi çaktırmadan gizli kapaklı devalüasyonun da belki de tanım olarak kayıtlara geçebilir. Ben açıkça söyleyeyim, son olarak sorunuza da cevap vereyim bu vesileyle. Ben doların yükselme ihtimalini düşme ihtimalinden daha fazla görüyorum. Çünkü yani izlenen para politikalarına baktığımızda maalesef böyle bir şey yok. Yani böyle bir izlenim yaratmıyor. Yükselme ihtimali var. Yükselme ihtimali daha yüksek diyorsun ama tedrici bir yükselmeden bahsediyorsun seçim dolayısıyla. Evet, yani şu anda tutup da yani çok çok olağanüstü bir durum olmazsa yani bu bant aralığında 26-28 bant aralığında en azından bu yılı belki kapatabiliriz. Yani çok menfi bir durum olmadığı sürece ama yılbaşından sonra özellikle bu dönemde uygulanan politikaların da getirisinden dolayı belki bu yukarı yönlü biraz daha ivme kazanabilir. Ama dediğim gibi rakam vermekten kaçınıyorum. Çünkü baskılanan bir kur var. Biraz önce Ekonomi Caddesi yayınında da ifade etmiştim daha önceki yayında. Merkez Bankası'nın sadece kamu bankaları aracılığına değil artık özel bankaları da devreye sokup döviz satmalarının yolunu açtı. Bu da belki şu an için bunu konuşmuyorlar ama ilerleyen süreçlerde dilimize yine bu yapışır. Devlet kendi eline tam dolarizasyona giden süreci yaratıyor diye noktalandırayım müsaadenizle. Peki, çok teşekkürler. Finans Sokağı'ndan, GGTV'den bu defalık da bu kadar. Bir sonraki hafta Finans Sokağı'nda GGTV'de buluşuncaya dek sağlıkla kalın, esen kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.